Bakalım ne olacak? Umurumda değil. Evet, gelelim şu bizim kraliyet ailesinden, hani ayrılıp da İngiltere'den Amerika'ya yerleşenler vardı. Meghan Markle ve Prens Harry. Onlar da Kolombiya gezisine çıktılar. Ha, güzel. Özgürlüklerine bayağı güzel bir şekilde adapte olmuş durumdalar. Memleket gezerek işte çocuklarla ilgili farkındalık, sosyal medyayla ve çocukların eğitimiyle ilgili ciddi konuşmalar yaparak bu paraları da alıyorlar tabii ki. Geçim kaynağı diyorsun. Bu yani. Evet, kitaplar yazıyorlar, televizyon programları çekiyorlar, belgeseller çekiyorlar bununla ilgili. Ama ilk defa bu kadar neşeli, hatta ben Harry'i ilk defa bu kadar gülerken ve hareket ederken görüyorum. Güzel para aldı demek ki. Baksana, hayır, mutlu yani. Hepsi bir arada olabilir. Baksanız bir de Kolombiya'da yani Latin müziğini duyar duymaz zaten bu moda giriyorsun Ebru'cum. Çocuklar da orada şıkır şıkır, fıkır fıkır maşallah. Bu Cali'de dikkat çekici anlar. Cali'nin eski Cali'ler, aman Allah'ım, orada yaşamak apayrı bir zorluktu. Çünkü karteller boy gösterirdi. Ve şimdi nispeten daha da rahatlamış tabii. Kolombiya'nın ayrı bir dünyası, ayrı bir havası var anladığım kadarıyla. İnşallah sadece çocuklara ve işte ne bileyim sosyal işte sivil toplum kuruluşlarıyla anlaşarak hani sadece bunun için gitmişlerdir. Başka şey için giderlerse üzülürüm Kolombiya'ya. Sevgi selam olsun. Olsun. Evet. Aynen öyle. Demek ki saraya dönme niyetleri yok. Yok canım, dönemiyorlar artık. Sarayda ne olup ne bitiyor? Bir beyaz kanlı at falan filan hikayesi vardı. Prensin durumu neydi? Öbürü kanserdi mesela. Bakın, değil mi? Onu da yarın getireceğim. Prenses. Biraz toparlayayım. Sarayı da merak etmiyor değiliz. İngiltere'yi de sevgi selam olsun. Hadi bakalım.